an Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeyim ve şimdi burada Corcovado Dağı'nı tırmanarak Dünya Miras Listesi'ndeki Kurtarıcı İsa heykeline çıkacağım. Evet, şu an Corcovado. Corcovado, bom dia! Rio de Janeiro! Evet, şimdi sırada bekliyorum. Önce biletimi alacağım. Daha sonra buradaki özel trenlerle buraya tırmanacağım. Evet arkadaşlar, biletimi aldım. Şimdi burada trenlere binerek yukarıya çıkacağım. Kurtarıcı İsa heykeline 3 türlü çıkabiliyorsunuz. Ya yürüyerek, ya da trenlerle, ya da Van adında burada dolmuşlar var. Ben trenle çıkıyorum. Evet, bu şekilde girişte fotoğrafınızı çekiyorlar. Daha sonra isterseniz bu fotoğrafları satın alabiliyorsunuz. Şimdi trenlere doğru ilerliyorum. Evet. Trenin perona yanaşmada ön kısmına oturuyorum, güzel manzarayı izleyebilmek için. Arkadaşlar, şimdi son istasyonda iniyoruz. Bom dia por lá, tá? Bom dia. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Sis. Her tarafta sis var. Evet arkadaşlar, şu an Rio de Janeiro'da yağmur var. Yağmur olduğu için her taraf sisli. O yüzden Rio de Janeiro'yu buradan kuş bakışı yapamıyorum. Bu anıt arkadaşlar 740 metre yüksekliğindeki Corcovado Dağı üzerinde kurulmuş. Ve İsa anıtı ise 38 metre yüksekliğinde. Ve altında görmüş olduğunuz taş ise 8 metre yüksekliğinde. Anıt 1100 ton ağırlığında ve sadece başı 8 ton ağırlığındaymış. Bu anıtın yapımına 1922'de başlamışlar ve 9 yıl sürmüş. Ve 1931 yılında Brezilya'nın 100. yıl kuruluş anısına açılışını yapmışlar.